Arkadaşlar merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu güzel gelin bohçası poğaçamın tarifini öğrenmek istiyorsanız hadi buyurun yapılışına görelim. Sütümüzü, ılık sütümüzü karıştırma kabımıza alıyoruz. Üzerine mayamızı ekliyoruz. Mayamızın üzerine de 2 yemek kaşığı toz şekerimizi ilave ediyoruz. Çırpıyoruz arkadaşlar. Maya çözülene kadar. Daha sonra sıvı yağımızı ve 2 adet yumurta hakkımızı ilave ediyoruz. Sarılarını üzeri için kullanacağız arkadaşlar. Yine karıştırmaya devam ediyoruz. Ve tuzumuzu da ilave edelim. Bütün sıvı malzemelerimizi karıştırdık. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ilave edelim. Kontrollü bir biçimde. Üç buçuk su bardağı un gitti arkadaşlar tarifte. Hamurumuzu iyice yoğuruyoruz. Böyle yumuşak bir kıvamda olacak. Ne yapışacak ne yapışmayacak. O şekilde olduğunu söyleyeyim. Şöyle diyeyim size. İyice yoğuralım. Ve üstünü streç rinine katlayıp yaklaşık yarım saat bekletelim arkadaşlar. Mayalansın. Ve hamurumuz mayalandı arkadaşlar. Streçini çıkartıyorum. Bakın. Şöyle unumu serpip hamurumu böyle biraz daha yoğuralım. Bakın puf puf yumuşacık bir hamur oldu. Hamurumuzu ceviz büyüklüğünde, hatta cevizden biraz daha büyük olsun arkadaşlar, parçalara ayırıyorum. Bu
Arkadaşlar hamurlarımız mayalandı. 12 eşit parçaya bölündü. Şimdi tezgahımızın üzerine biraz un serpiyoruz. Bir oklava yardımıyla açıyoruz. Ve kesikler atıyoruz. Sonra içine isterseniz malzeme koyabilirsiniz ama ben sade yapacağım. Kıvırıyoruz arkadaşlar. Şeklimizi şu şekilde yapıp önceden yağladığım muffin kabıma yerleştiriyorum. Ayırdığımız yumurta sarılarını poğaçalarımızın üzerine sürüyoruz arkadaşlar. Yumurta sarısı sürdüğümüz poğaçalarımızın üzerine susam ve çörek otuyla süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Ya da sade de olabilir. Ben ikisini karışık olarak yapıyorum. Hem susam hem çörek otu koyuyorum. Şöyle ortalarına şöyle kutumuzu yerleştirelim. Güzel bir görüntü olsun. ...150 derece çukurunda tatlı üslü 15 dakika pişirdim. Ben poğaçalarımı bu şekilde yaptım arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir yeni yemek videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın, selametle.